hafta farklı bir konut piyasası programında yine hep birlikteyiz. Ulumeşe İnşaat sahiplerinden İlham Gültepe ile birlikte olacağız. Kendisinin Akmeşe'deki at harasında birlikteyiz. Hem projesinden bahsedeceğiz hem de at çiftliğini birlikte gezeceğiz. Ve ailesiyle tanışacağız. Hep birlikte buyurun. Merhabalar İlham Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Kızım. Merhabalar. Memnun oldum. İlham Bey, daha önce biz sizi programımıza konuk almıştık. Ve projenizden bahsetmiştik. Şimdi ben farklı bir program olsun diye sizin at çiftliğinizi ziyarete geldik. Hoş, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi biz sizi ilk önce böyle kısa bir hayatınızı ve iş yaşantınızı ekranlara yansıtmak istiyoruz. Evet sevgili izleyenler, şu anda İlhami Bey'in at çiftliğine girdik ve şu anda tayların yetiştiği bölümdeyiz. Şimdi İlhan Bey kısaca bize bu sosyal yaşantısından bahsedecek. İlhan Bey, bize biraz bahseder misiniz? Şimdi bu bulunduğumuz kısım U harfi dediğimiz erkek tayların yeri. Dişi taylar, erkek taylar ayrı ayrı durması lazım. Birbirlerine geldiği zaman birbirlerinin kokusunu alıp da değişik epresyonlara yol açmaması için. Peki İlhan Bey, bu atları sevmenize, işte bu atlarla ilgilenmenize sebep ne oldu? Yine sebep şu oldu, iş açlıktan gelmekten dolayı. İlk başta birçok at haraları yaptım, çok ama. Hatta şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, İngiltere'de bile teklif aldım iş at konusunda. Atarlar yaparken de atlara karşı sevgim çoğalmaya başladı. Çoğalınca da karar verdim. Ben de bu sektörün içine girdim. Şimdi biz şöyle diyoruz. Tabii ki şimdi siz inşaatçısınız ve çok güzel de bir projeler imza attınız. Şimdi atla, at sektörüyle inşaat sektörü biraz farklı. O bakımdan sordum ben. Peki şu anda burada bu çiftliğinizde kaç tane at bulunmakta? Şu anda 48 at bulunmaktadır. 48 tane at yetiştiriyorsunuz. Peki şimdi şu anda burada görebileceğimiz ve sevebileceğimiz küçük tayvi atlarımız mevcut mu? Padoklarda gezeriz, mevcut efendim. Girişte de söylediğim gibi çok farklı bir konut piyasası programı olacak demiştim. Hem burada yarış atları ile ilgili bilgiler ediniyoruz hem de ilerleyen dakikalarda projemizden bahsedeceğiz. Şimdi burada biz hangi bölüme geldik İlhan Bey? Şu anda kısrak bölümüne geldik. Taylı kısrakların olduğu bölüm, Amerikan Bağrı dediğimiz yere geldik şu anda. Peki burada atlar, yarış atları ne gibi bir işlemden geçiyor veya başka bir at? Burada işte kısraklar gebelik hallerini buradan geçiriyorlar, doğumlarını buradan yapıyorlar, ondan sonra taylara ayırıyoruz 6 ay sonra. Peki şu anda doğum yapacak bir hayvanlarınız var mı, atlarınız? Şu anda yaklaşık 18 tanesi doğum yaptı, 6 tanesi de gebe, gününü bekliyor. Yani günlü. Peki bunların en yakın günleri ne zaman? Kimisi ayın 30'unda, kimisi ayın 5'inde, kimisi ayın 15'inde farklı günler arasında doğum yapıyorlar. Peki yani bunlar hamile kalktıktan sonra günleri takip ediliyor. Evet, takip ediliyor. İşte 3 ayda bir, 6 ayda bir bunların özel aşıları var. Aşıları yapılıyor. Damlı veteriner kontrolünde. Her hafta veteriner burada. Salı ve cuma günleri veterinerler burada. Yani her şey birebir TCK'nın kontrolünden geçiyor. Yani buradaki bütün hayvanlarımız veteriner kontrolünde diyebiliriz. Geçiyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Peki İlhan Bey, şu an bu atımızın bulunduğu bölüm neresi oluyor? Bu bölüm aygır bölümü oluyor. Bu da ünlü aygırlarımızdan Abrek. Birçok yavruları koştu. Birçok yavruları Adana'da olsun, Ankara'da olsun yarış kazandı. Yarış kazandı. Çok güzel. Peki buradan başka atlarımızı görebilecek miyiz? Atları gezelim. Taylı kısrakları. İşte gelecek sene sağa gidecek taylarımızı görelim. Peki İlhan Bey, şu anda bu elinizde tuttuğunuz at özel bir at mı? Özel bir at. Orijinal, çok iyi bir orijinal olan bir atımız. Aynı anda da bunlar bir yaşında. Allah nasip ederse umudumuz var. İşte bir dahaki sene sağa gidip gaz yazlanacak. Peki, yani inşallah diyoruz. Peki bu atlığımızla birlikte şöyle bir yürüyebilir miyiz? Tabii. Şu anda bu at 1 yaşında dediniz ve şu anda akranlarına göre biraz büyük. Büyük. Bunu da özel bakımdan dolayı oluyor.
Bir ikincisi 2 yaşındayken saha gidip sahadan hazırlanıp yarışlara başlıyorlar. Yani bu şu an sahaya gidecek, hazırlanacak ve dediğiniz gibi bizim umudumuz olacak diyorsunuz. Olacak. Allah nasip ederse. Peki sevebilir miyiz? Sevebilirsiniz tabii. Biraz hırçındır ama yine de sevmeye gayret edelim. Çünkü tay bunlar. Buyurun. Bu atımız özelliği nedir? Bu da özelliği Deren'in yavrusu ve Anemo'nun anaları çok yarışlar kazanmış. Kardeşleri açık grup yarışları kazanmış bir atın kardeşi. Aynı şekilde Boğaziçi için kardeşi var bu da. Yani iyi orijinal atlarımız var. Peki bu atta koşuya hazırlanacak mı? Bunlar buradaki gördüğünüz hepsi Eylül ayında, Eylül ile Ekim arasında sahaya gidiyorlar. Bir dahaki Mayıs'a Allah nasip ederse koşmaya başlayacaklar. Peki İlhan Bey, bu kadar yoğun iş temposunda bu atlarla ilgilenecek vakti nasıl ayarlıyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyebilirim. İş hayatımdan mesai saatim bittikten sonra bütün günümü hemen burada geçiriyorum, 3-4 saatimi. Ondan sonra da ailemle geçiriyorum. Ben atçılığı çok seviyorum. Bütün yani şöyle söyleyebilirim. Yorgunluğumu mutluluğa döndürüyor. Peki yani dediğiniz gibi hakikaten bunları sevmek mümkün değil. Çünkü çok insan canlısı atlar. Aynen öyle. Bir de hayvan kısmı asildir. Ruhlarında vardır asillik. İnsanları da neden, yani özellikle beni çok mutlu ediyor atçılıkla uğraşıp atlarla gezmekse öpmeyi. Ben seviyorum atlarım özellikle. Yani dediğim gibi hakikaten bunlar çok güzel bir atlar ve dediğiniz gibi hepsini özel yetiştirmişsiniz. Zaten hepsi görünümünden ve büyüklüklerinden, bir yaşında olmasına rağmen akıllarından büyük. Bu arada şunu da söyleyeyim, çalışanlarım olsun Hara'da ve Şukay Kulübü'nde, yarış yerine Veli Efendi'de, işte seyislerimden tut kayama, kayamdan tut antrenörüme kadar hepsine teşekkür ediyorum. Canı gönülden atların uğraştıklarından dolayı. Kendi yavruları gibi bakıyorlar atlara. Peki çok güzel. Şimdi buradan nereye geçeceğiz İlhan Bey? Şu anda taylı kısaktan olduğu yere geçeceğiz. Ufak tayları görelim biraz da. Tamam. 120 dönüm yerden oluşmuş bir çiftlik burası. At arası, Rosi İlha arası. Burası padok. Padok 1, padok 2, padok 3 diye geçiyor burası. Bütün dişi taylar olsun, kısraklar olsun, gebeler olsun, erkek tayların padokları hepsi ayrı ayrıdır. Mümin 20 dönüm ile 15 dönüm yeri arasındadır. Yani biraz bayağıdır geziyoruz yani ve daha da gezeceğiz. Çok büyük bir alana kurulu bir at çiftliği. Yani bu yönden atlara verdiğiniz değerden dolayı sizi çok tebrik ediyorum İlhan Bey. Teşekkür ederim. Tabii atlar da bizim bir yavrumuz gibi, evladımız gibi. Onları o gözle görüp o gözle sahipleniyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki sen babanın atları sevmesinden nasıl, memnun musun? Ben memnunum. Ben de babam sayesinde atlara falan daha böyle ilgi duydum. Daha böyle atlardan önceden çok korkuyordum. Babam sayesinde daha çok sevmeye başladım. Daha böyle ilgim falan daha çok oluştu. Peki binicilik var mı? Ya öğrenmek istiyorum aslında ama şu anda düşünmüyorum okuldan dolayı. Okuldan dolayı düşünmüyorsun. Peki çok teşekkür eder. Peki. Şu anda bu atımızın ismi nedir? Anemon. Peki bunun daha önce de geçmişte hiç şampiyonluğu var mı? Kendi şampiyonluğu var. Aynı anda da kendi tayların şampiyonluğu var. Grup 2, grup 3 kazanmış yavruları var. Sahalarda halen söz isimden söz ettiriyor. Peki şu anda bunun yavrusu bu. Bu da aynı zamanda büyüyünce aynı şekilde yarışlara hazırlanıyor. Söyleyebilirim, burada her tay, her doğan tay bizim için bir şampiyon. Biz o şampiyon umuduyla bakıyoruz. Hepsi gazi adayı diye bakıyoruz. Allah yüzümüze güldüyse bir tanesi çıkıyor bir şekilde gazi kazanıyorsun, taç yarış kazanıyorsun ve mutlu oluyoruz. Peki buradaki taylarımız annelerinden bir şeyler öğreniyorlar mı? Korunmasını öğreniyorlar. Bir de sporcu olduğundan dolayı koşmasını da öğrenebiliyorlar. Çünkü anneleri de yarıştan gelmesinden dolayı akşamları ve sabahları iş çıkarken anneleri bebeği de alıp koşup antrenman ederler. Peki İlhan Bey, şu anda sizin çiftliğinizde hipodromda koşan atlarımız var mı? Yarış bültenini açtığımızda hangi atların isimlerini burada sizin atlarınızdan görebiliriz? Gönül adıyla söyleyebilirim. Mentor, Soylu, Musa Bey, Ulu Şef'i rahatlıkla görebilirsiniz. Zaten birçok büyük dereceleri var. Kupa kazandığı yarışları var. Birçok at sever tarafından sevilip ve tutulan atlar bunlar. Peki bu atlar şu anda burada mı? Yok, şu anda yarış yerinde. İstanbul'da, Veli Efendi'de, bir de İzmir'de. Peki, bunlar yakın zamanda yarışacaklar mı peki? Geçen hafta koştu, kazandık. Kazandınız. Kaçıncı geldi? Birinci. Birinci geldi. Çok güzel. Yani bu başarıyı da sonuçta buradaki çiftlik çalışanlarına ve size borçlular.
Tabii burası işin mutfağı. Burası yetiştirdikten sonra buradan da yarış yerine gidiyor. Oradan da antrenörümüz Aydın Bey Sakallı ilgileniyor. Her şeyi birbirini takip ediyor. Peki İlhan Bey, atlarınız yarışlarda birinci veya ikinci geldiği zaman parasal bölümü bir yana, peki ne hissediyorsunuz? Şunu söyleyebilirim. Ekseri yarışın son 2-3 dakikası umamayacağınız. Öyle büyük bir mutluluk duyuyorsunuz ki kazandığınız zaman. O heyecan, o bir dakika heyecan var ya, kalbiniz sanki yerine çıkacak gibi oluyor. Peki tebrik telefonları alıyor musunuz? Yüzlercesine. Evet sevgili izleyenler, genç iş adamı İlhan Gültepe'nin at çiftliğini gezdik ve atlarla ilgili güzel bilgiler edindik. Şimdi kendisine Sarı Meşe konakları ile ilgili birazcık da konut piyasasına yönelik sorular soracağım. İlhan Bey, merhabalar tekrar. Tekrarlar. Merhabalar efendim. Şimdi İlhan Bey, bizim aslında esas amacımız konut piyasası olarak Sarı Meşe konaklarını ilgili sorular sormakta, ama biz bu hafta programımız değişik olsun diye sizin at çiftliğinizden ve sosyal faaliyetlerinizden başlayıp şantiyenize dönmek. Şimdi Sarı Meşe konaklarını biz daha önce ekranlarımızda yansıtmıştık. O zaman birinci ve ikinci etabı devam etmekteydi. Şimdi birinci etabı, ikinci etapta yaşam başladı. Şimdi üçüncü etaba geçtik. Şimdi üçüncü etapta çok kısa bir süre içinde bitecek. Peki bu üçüncü etapla ilgili bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Peki bu yaşam başlayan 1 ve 2'de tepkiler nasıl? Bize bunlardan bilgi verir misiniz? Ya şunu söyleyeyim, bütün Kocaeli halkına candan yürekten teşekkür ediyorum. Birinci etabımız ve ikinci etabımızda çok büyük bir ilgi gösterdiler. Şimdi üçüncü etaba başladık. Üçüncü etaba başlarken tabii de biz de bununla beraber bir şey öğrendik. Her etabı yaptığımızda öbür etabı ondan daha değişik yaptık. Üçüncü etapta şu anda daha çok değişik yaptık. Yani birinin üzerine bir koyarak gittik. Peki 1 ve 2'yi 3'ten ayırt eden özellikler nelerdir? Konum olarak her şey aynı ama iç dizaynı değiştirdik biraz daha. Yani bunu herhalde şunu anlamak amaçlı. Şimdi 1 ve 2'de yaptınız. Tabii bu inşaat sektöründe bir yaptığınızı daha başka şekiller uydururuz. Niye? Çünkü daha en güzelini bulmaya çalışıyorsunuz sürekli. Peki 3. etapta daha güzel neler buldunuz?
Beklentilere göre, insanların beklentilerine göre cevaplar vermeye başladık. Beklentilerine göre işçilik birinci sınıf düzeydeyiz ama malzeme olarak da daha değişik malzemeler kullanmaya başladık. İnsanların daha lüks bir konutta yaşamasını sağlamak için daha değişik malzemelere doğru yöneldik diyebilirim iş kısmında. Peki İlhan Bey, sizi dediğimiz gibi böyle hazır çiftliğinizde yakalamışken at çiftliğinden inşaatçılığa kadar birçok iş yapıyorsunuz. At yetiştiriyorsunuz, inşaat işi yapıyorsunuz. Peki bu atlarla ilgili kendinizi daha yetiştireceksiniz. Bu taylar sizin dediğiniz gibi yeni yeni şampiyonlarınız. Peki inşaat sektöründe de yeni yeni projelerle sizden ev almak isteyenlerle birlikte olacak mısınız? Allah nasip ederse seve seve olacağız. Kocaeli halkı bize güvendikçe bizi ilki alaka gösteri süre içinde biz de her zaman onların hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Daha değişik projelerde imza atacağız. Peki şu anda elinizde projesi hazır mevcut bir projeniz var mı? Şu anda yer olarak anlaştığımız bir yer var. Yine Sarımeşe çevresinde, Kartepe'de. Onun üzerinde konutlar yapacağız. Peki yine bu Sarımeşe ismiyle mi devam edecek yoksa farklı bir isim olacak mı? Yok, firma olarak biliyorsunuz biz Ulumeşe firması, Ulumeşe İnşaat firmasıyız. Sarımeşe konaklarının isim takılmasının en büyük sebebi Sarımeşe'nin şu anda bir mahalle oluşundan dolayı nasıl bir Kocaeli İzmit vardı, bir ara İzmit kayıptı. Sonra da İzmit Belediyesi olarak tekrar geri kazandı. Şu anda bize Sarımeşe devamlı gündemde olsun diye Sarımeşe konaklarını taktık. İsim kalsın diye. Ama bizdeki projemizde tabii ki değişik bir isim olacak. Peki İlhan Bey, Sarımeşe'ye bu kadar ilgi göstermenizin sebebi nedir? En büyük sebeplerden bir tanesi havası çok temiz olması. Havasının yanında da şehre yakın olması, sanayinin olmaması. Şimdi şu dönemde dikkat ederseniz bütün birçok yerlerde insanlar hep oksijene önem veriyor. Havanın temiz olmasına önem veriyor, sanayinin olmamasına önem veriyor. Çünkü insanların ömrü kısaldı. Temiz havada insanların ömrü uzanıldığına inanılıyor. Bundan dolayı biz ekstra hep projelerimizi Sarımeşe'de. Çünkü o burası sanayi bölgesi değil. Konut bölgesi diye geçiniyor. Ve gelecekte Kartepe olarak kentsel dönüşüme projesine başladılar Sarımeşe'de biliyorsunuz. Bu da çok şeyleri katacağına inanıyorum Sarımeşe'ye. Daha çok yukarılarda göreceğiz Sarımeşe'yi. Şimdi İzmit biliyorsunuz 10 tane OSB'si olan bir kent. Yani İzmit'te artık çalışma sektörü çok yoğun. İnsanlar günün stresinden bulanıp kendilerini evlerine atıyorlar. Tabi evlerine attıktan sonra da rahat geçirecek, işte havuzlarına girebilecek, saunalarına, spor komplekslerine, yeşil alanlarına geçirebilecek yerler arıyorlar. Peki bu diğer yapacağınız projenizde de yine aynı özellikler Sarımeşe konaklarında bulunan aynı özellikler olacak mı? Sarımeşe konakların hemen hemen yaşantı olarak birebir aynısı olacak. Ama tabii binalarda değişiklik olabilir. Çünkü bağ evde projesine yöneliyoruz bu sefer yaparsak Allah nasip ederse. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela bir İstanbul'da insanlar nereye kaçıyor? Kartepe'ye kaçıyor veyahut da Sapanca'ya kaçıyor, İzmit'e kaçıyor diyelim. Yani İzmit'teki insanlar da Sarımeşe konaklarına kaçıyor. İnanıyorum ben buna. Çünkü Sarımeşe konakları çok güzel bir yer. Devamlı yaşamanız halinde sanki bir tatil köyündeymiş gibi bir havası da var. Yeşili çok bol. 44.400 dönüm yer üzerinde kurulmuş bir yer. Burada sadece 21 tane blok var. Hani her türlü konforu rahatla elde edebileceği bir yer Sarımeşe konakları. Bundan sonraki projelerimizde çünkü insanlar bunu çok inanıp memnuniyet kaldıklarından dolayı bizim de bundan sonraki projelerimiz bir benzeri olması gerekiyor. Yani dediğimiz gibi Sarımeşe konaklarıyla aynı olup ama tabii içlerinde birkaç takım farklı şeyler olacaktır tabii. Peki daha sonra Sarımeşe'de değil de başka bir yer düşündüğünüzde nereyi düşünürsünüz? Allah'a benim gönlümde şu yatar, Akmeşe yatar. İleride bir gün olursa da Akmeşe'ye büyük proje yapmak isterim. Çünkü Akmeşe'nin de çok güzel bir yer. Yani şu anda bulunduğumuz yer zaten Akmeşe. Peki Akmeşe'de de çok ileride tabii böyle projeleriniz olacak. Zaten burada Akmeşe'de günün yarısını Akmeşe'de atlarınızla birlikte ve ailenizle birlikte geçiriyorsunuz. Peki ben izin verirseniz birkaç soru da ailenize soracağız. Zaten ailenin bir kısmı burada. Kızım yok burada. Kızım, en küçük kardeşim Bülent Bey burada. Şantiye şefimiz zaten. Buyurun sorabilirsiniz efendim. Teşekkür ederim. Peki Selcan, sana çok kısa bir soru soracağım. Babanı bir iki kelime de anlat desem nasıl anlatırsın? Benim babam hayvanlara çok önem veriyor. Atlardan olduğu gibi
birçok hani atları seviyor. Bazı hayvanları da hani hayvansever birisi. Çok çalışkan bir birisi. Hani sakin yerleri seven, hani böyle yeşillik olsun. Hani ailesiyle vakit geçiren biri. Ben babamı her akşam görürüm. Hani hafta sonları birlikte vakit geçiririz bir şekilde. Yeşillik yerleri seviyor. Huzur içinde yaşamayı seviyor benim babam. Çok teşekkür ederim. Peki sana şantiyeden ve atlardan fırsat bulup seninle ilgilenebiliyor mu? Yani akşamları bir şekilde görüşüyoruz. Hafta sonları hep birlikteyiz zaten. Ailemizle birlikteyiz. Bülent Bey, biliyoruz ki şantiye şefisiniz Sarı Meşe Konakları'nda. Siz İlhan Bey'den daha çok vakit geçiriyorsunuz şantiyede. Çünkü oradaki bütün ustalarla, bütün çalışanlarla, her şeyle siz ilgileniyorsunuz. Bu şimdi 3. etabımız Temmuz'un sonu gibi bitecek. Peki bu 1'de 2'de yaşayanlardan ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Tepki olarak bir sıkıntımız yok ama hani ufak tefek sorunları çıkıyor. Onları da biz günübirlik çözüyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi yani söylediğimiz gibi sitede oturanların çoğunun yaptığımız işin arkasında olmamızın sebebiyeti nedeniyle devamlı bizlere olan ilgileri, alakaları arka arkaya kesilmiyor. Umarım devamı da bu şekilde gider. Bu şekilde tamamlarız 3. etabımızda. Daireyi alan kişiler de, alan sakinlerimiz de bu şekilde yine ilgi ve alakalar olur bize. Şimdi biz şantiyede 3. etap şantiyemizde gördüğümüz gibi şantiyemizin hızla yükseliyor. Yani Temmuz'un sonu gibi kısa bir sürede bitecek. Şimdi bununla 3 ile ilgilenirken 1 ve 2'deki sorunlarla da ilgileniyorsunuz. Tabii ufak tefek var mı yok mu bilmiyorum. Peki bundan bize bahseder misiniz? Şu an önümüze gelen öyle sorunlar yok. Sadece 1 ile 2'deki müşterilerimizin devamlı bize ettikleri teşekkürler ve takdirleri biz sadece alıyoruz. Dediğimiz gibi ortalama inşaat süresinin gibi 3 yıl gibi bir garantisi biz de yani ulu meşe olarak biz karşılıyoruz. Çünkü firmaların verdiği garanti süreleri var. Onların arkasında biz varız. Yani bugüne kadar öyle bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah yaşamayız. O zaman diyoruz Allah inşallah böyle bir sıkıntı yaşatmasın. Peki birçok kişiyle görüşüyorsunuz. Şu anda 1 ve 2'de kaç aile yaşıyor? Ortalama şu an 192 daire etti. 600-700'e yakın bir sayı var. Peki bunlardan şöyle tepkiler alıyor musunuz? Ya başka projeniz var mı? Bizim işte akrabamız var, abimiz var, kardeşimiz var, sizden onlara da daire almak istiyoruz diye böyle övgüler alıyor musunuz? Şu an o şekilde gelen şeyleri bize gelen istekleri var ama şu an dediğimiz gibi 3. etapın bitmesini bekliyoruz. Daha sonraki aşamalar işte firma sahibi İlhan Bey'in, Levent Bey'in nihai kararı. Bülent Bey, bize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ettik. İlhan Bey, ailenizle de kısa bir röportajımız oldu. Bize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak ilk önce şunu söyleyeyim. Bugün için inşaatın tabii biz 3 ortağız. Biri İlhan Bültepe, Levent Sarıkaya ve Ozan Aray. Ben bu iki ortamlardan da konuşuyorum konuşmaları yaparken. İlk önce Kocaeli halkına gerçekten bize gönlüklerinden dolayı canından, gönülden saygılarımı sunuyorum. Biz de onların güvenlerine layık olmak için elimize gelen bütün çabaları harcayacağımıza emin olsunlar. Daha güzel projelere, daha güzel geleceğe imza atacağımıza inanmalarını istiyoruz. Onlar bizden istedikçe biz daha vereceğiz onlara. Peki çok teşekkür edelim İlhan Bey. Biz de size konut piyasası ekibi olarak bize bu hoş röportajı verdiğiniz için ve ailenize de size de çok teşekkür ediyoruz. Ben de Kocaeli TV ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı iletiyorum efendim. İlhan Bey, müşteri memnuniyetini dile getirmeniz gerekse nasıl getirirsiniz? Şöyle getirebilirim. İlk etapta yaklaşık 20 tane kiracı vardı. Bu 20 kiracı da ikinci etapta daire sahibi oldular ve şu anda kendi evlerinde oturuyorlar. Yani bu birinci etaba girdiler, beğendiler, oturdular, kirada oturdular ve ikinci etaptan daire sahibi oldular. Evet, en güzel bence memnuniyet bu. Yani sen tabii ki. Mutlu olduğu yerde kalmak ister. Yani dediğiniz gibi bu da çok güzel bir büyük bir başarı. Peki inşallah biz size başarınızın devamını diliyoruz İlhan Bey. Tekrar teşekkürler, sağ olun.